Merhabalar, ben Sidar Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir şekilde steak pişirmeniz için gerekli 10 ipucunu işte bu videoda sizler için hazırladım. 1. İyi dinlendirilmiş, yani dry age işlemini tam anlamıyla yapılmış, yoğun mermerimsiz okuda güzel bir et seçmeyi unutmayın. Şimdi, etinizin kalitesi içindeki mermerimsi yağ dokusuyla doğru orantılıdır. İyi dinlendirilmiş bir et ise kesinlikle bütün liflerden ve yoğun sertlikten arınmış ve içindeki mermerimsi dokuyla beraber pişerken aromasını tavan yapacak olan bir ettir. 2. Etinizin oda sıcaklığına gelmesi için minimum 1 saat önceden buzdolabından çıkartın. Şimdi etimizin içinde tadını veren ve suyunu veren ufak ufak su damlacıkları var. Bunlar dolapta, soğukta beklerken hepsi bir araya toplanıyor. Dolayısıyla dolaptan çıkardığınız eti direkt olarak pişirmeye başlarsanız etin içinde homojen bir dağılım olmadan her yerinde farklı bir aroma olur. Bu yüzden etin oda sıcaklığına gelmesi, yani elimi dokunduğumda elimin üşümemesi gerekiyor ki pişirdiğimde etimizin her yerinde homojen bir lezzet oluşsun. 3. Etimizi mühürlemeden önce bolca yağlayıp tuzluyoruz. Yağ ve tuzun buradaki görevi döküm tavadaki yüksek ısıyı çok hızlı bir şekilde ete transfer etmek ve mühürlemenin en yüksek seviyede yapılmasını sağlar. Yağ buradaki en büyük görevi transfer, tuz ise dışarıdaki kabuklanmaya oluşmaya yardımcı oluyor. 4. Kesinlikle döküm tava kullanın çünkü mühürlemenin en yüksek seviyede yapılabilmesi için 400-450 derecelere ihtiyacımız var. Ancak döküm tavalar bu bahsettiğimiz 400-450 derecelere çıkıp ve çıktığı ısıyı da o seviyede koruyabilen elementlerdir. 5. Döküm tavanızın gerekli ısıya geldiğinden emin olun. Bunu nasıl anlayacaksınız? Elinizi tavaya yaklaştıracaksınız. 1-2-3-4 eliniz yanıyorsa tavanız yeteri kadar ısıya gelmiştir. 6. Etinizi minimum temas, maksimum ısıda pişirin. Etimizi mühürlerken 4 defa harekette bulunacağız. 1 attık. 2 90 derecelik açıyla arka tarafına dönmeden yaptık. 3 arkaya döneceğiz. 4 tekrar 90 derecelik açıyla verip bitireceğiz. Etin lezzeti, her şeyi içinde maksimum seviyede yaptığımız mühürleme ile hapsetmiş olduğumuz suyuna bağlıdır. Her dokunuş, her temas etten su kaybına sebebiyet verir. İşte bu yüzden etimizi pişirirken de minimum temasta yapmalıyız. Bu yüzden her dakika elleyip maşayla dokunmamalıyız. Yedi. Etinizi daha aromalandırmak istiyorsanız saf tereyağı, taze kekik, taze biberiye ve sarımsakla mantolama tekniğiyle tatlandırabilirsiniz. Mantolama işlemi etlerin piştikten sonra daha güzel bir aroma alması için, dışında güzel bir kaplama olması için yapılan bir işlemdir. Şöyle varsayın, mis gibi bir duş aldınız, bir de parfüm sıktığınızda etraftan nasıl bir ilgi çekerseniz o parfüm kokusu, işte ette de eğer mantolama tekniği yaparsanız yanmaz saf tereyağı, taze kekik ve biberiye, yanına da sarımsaklarla onu beslediğiniz zaman muhteşem bir etinizin dışında aromaya ulaşmış olursunuz. Mantolama yaparken dikkat etmeniz gereken şey, etinizi hangi derecede pişmesini istiyorsanız ızgarada bir alt seviyede pişirip ona göre mantolama yapmanız lazım. Çünkü mantolama esnasında da ette bir pişme olacak. Mesela orta pişmiş bir kıvamda et istiyorsanız ızgaranızda az orta pişirin. Mantolama ile beraber orta pişme seviyesine gelecektir. Sekiz. Etinizi pişirdikten sonra hemen servis etmeyin. Minimum 1 dakika dinlendirin. Etimizi nasıl ki pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesi için dışarıda 1 saat bekletiyorsak, pişirdikten sonra da onun içindeki su dağılımının homojen bir şekilde yayılabilmesi için en az 1 dakika tahta veya önceden ısıttığınız bir porselende dinlenmesine müsaade edin. 9. Eğer ki
tam istediğiniz seviyede et pişmesini istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle et termometresi kullanın. Etinizi dinlendikten sonra tabağınıza aldınız ve et termometresini içine saplıyorsunuz. Şimdi eğer ki 45-50 derece aralarında bir ısıyla karşılaşırsak bu az pişmiş. 50-55 az orta, 55-63 arası orta ve daha da yukarı doğru çıktıkça ortayı ve iyi seviyeye gelmiş olursunuz. Böylece herhangi bir risk almadan tam istediğiniz derecede pişme seviyesini ısı termometresiyle ölçebilirsiniz. Ve 10, işte son. Etinizi dilimlerken hiçbir zaman ince dilimler yapmayın. Mümkün olduğunca kalın dilimler yapın ki etiniz minimum seviyede su kaybına uğrasın. 10 tane mükemmel ipucunu sizlere verdim ve bunlara dikkat ederek, uyarak çok iyi şekilde etinizi pişirebilirsiniz. Dilimlemelerimi yaptım. Şimdi sizlere etimi göstermek istiyorum. Etim az orta seviyede pişmiş ve ben etlerin mümkün olduğunca kendi derecesine göre uygun pişirmesini sizlere tavsiye ediyorum. Yani ben antrikot, New York steak, T-bone steak gibi etlerimi her zaman az orta pişmiş olarak tercih ediyorum ki maksimum aromaya ulaşabileyim. Hemen test de yapalım. Etimizi şöyle kestik. Et pamuk gibi yumuşacık, sulu sulu. Ve yaklaştığımızda sizlere bir detaylı daha paylaşmak istiyorum. Etimizi az orta pişirmemize rağmen tabağımızda herhangi bir o görünmek istenmeyen görüntü yok. Çünkü bütün suyu içine hapsolmuş durumda ve muhteşem seviyede mühürlenmiş. En iyi şekilde mühürleme yapmanız için gerekli olan tüm ipuçlarını sizlerle paylaştım. Artık evinizde, mangal başında veya misafirlerinizi ağırladığınızda en iyi eti siz yapabilirsiniz. Şimdiden hepinizin eline sağlık, afiyet olsun diyorum. İyi günler.